Ve dünden 5 Mayıs'tan sarkan günün çarpıcı haberi. Bakın şurası. İBB Başkanı İmamoğlu el incelemesi için böyle konuştu. Üzüldüm. Ciddiye alındığı için üzüldüm diyor. Mesela bakın Salih Tuna Sabah gazetesinde, Ahmet Hakan Hürriyet gazetesinde pek çok aklı başında yazar bu konudaki çelişkiye ve bunun gereksizliğine işaret ediyorlar. Hatta AK Parti'nin parlamentodaki etkin ismi Çanakkale'li Bülent Turan da çok gereksiz bir iş olmuş demiş. Doğru söylemiş. El bağlamanın ne hukuki, ne ahlaki, ne dini bir Bakın dini de yok. Eller arkaya koymak suç. Fatih Sultan Mehmet Han'a saygısızlık yaptın demek için mercimek büyüklüğünde bir beyin bile olsa demez. Ya arkadaşlar siz kafayı mı sıyırdınız ya? Bir adam ellerini arkaya bağladı diye soruşturma mı açıldı? Elini nereye bağlasa bağlasın. Bu bizim konumuz değil. Bu konuda gereksiz bir adım atılmış gördüğüm kadarıyla. Fatih Sultan Mehmet'in türbesinde ellerini arkasına bağladığı için saygısızlık yaptığı gerekçesiyle Ekrem İmamoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan ön incelemeyi konuşuyor siyaset. İktidarda eleştirdiği yapılan işlemi muhalefetse kendi şirketinden bakanlığa dezenfektan satışı yaptığı ortaya çıkan ve görevinden alınan Rusar Pekcan hakkındaki sessizliğe dikkat çekti. İmamoğlu Pekcan karşılaştırmasıyla tartışma alevlendi. Arkasında yaptığı yolsuzlukların her gün bir tanesi ortaya çıkan Ruslar Pekcan'la ilgili en ufak bir soruşturma yapmayanlar İstanbul'un seçilmiş başkanına türbede elleri arkada dolaşıyor diye soruşturma açmışlar. Yanlış yapanın yanına kar kalmayacağını isteyen, önemseyen bir ekibiz. Yetkili kurulamına mutlaka derdeneceklerdir. Elini kavuşturana seçilmiş görev başındaki belediye başkanına ziyarete soruşturma açılan ülkede görevini kötüye kullanan, ürettiği dezenfektanı kendi bakanlığına faiz fiyattan satan, gümrüklerde nüfus ticareti yapan Ruslar pek cana soruşturma yok, yasak. İYİ Parti lideri Meral Akşener ön inceleme konusunda ben olsam o incelemeyi önüme getireni görevden alırdım çıkışı yaptı. Ben İçişleri Bakanı olsam o soruşma iznini imzalamadığım gibi onu benim önüme getireni de görevden alırdım. Muhalefet Rusar Pekcan'la ilgili Yüce Divan restini yineledi. İktidar cephesine Meclis'te 301 imza ile soruşturma komisyonu kurulması için hodri meydan dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan partinin yetkili kurullarına attı topu. CHP'den bir ihbarda biz yapalım çıkışı geldi. Ben de bir saygısızlık ihbarı yapayım. Şehidimizin Allah'ım nur gölünde yatırsın cenazesi. Beyefendi dirseğini tabuda atmış. Önünde mikrofon nutuk atıyor. Ey İstanbul savcısı bir saygısızlık arıyorsan burada. İmamoğlu'na ellerini arkada bağladığı için başlatılan ön inceleme ve görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma, usulsüzlük gibi iddialara karşı Pekcan'la ilgili mecliste bir adım atılmaması iki isim İki tavır siyasetin sıcak başlığı. Sayın İmamoğlu'na yönelik bir alerji var. Fakat ben daha zekice adımlar beklerdim.